Birer su bardağı kil koyduk. Bir su bardağı kil. Evet, kil koyduk. Bunu, bu oranları fazla yapabilirsiniz. Şimdi abimin göbeğine yetmeyecek belki, alan geniş. Ama ben ancak bu şekilde göstereceğim size şimdi. Şimdi bunu, bunu bulamaç haline getireceğiz. Nasıl bulamaç haline getireceğiz? İçlerine de atanları da anlatalım. Kakao yağından çok faydalanacaksınız. Kakao yağı her yerde bulabileceğiniz şöyle bir kakao var. Yalnız çok dikkat ediniz. Hemen bir şey söyleyeceğim. Kakao yağında bakacaksınız. Kakao aromalı yağ diyorsa iyi değil. Ne diyor? Aromalı. Yani aroma sentetik bir koku koymuş. Kakao olmuş kakao yağı. Kakao yağı o. Kakao yağı bakın şöyle bir yağ esasında. Evet. Aslında böylesini alıp hanımlar, elisinler. Hanımlar bilhassa çatlaklara çok iyi ağzınıza geliyor, sağlık. Evet. Vücut çatlaklarına iyi gelen hakiki kakao yağı böyle bir şey. Bunu baharatçılarınızdan isteyebilirsiniz. Bunu önümüzdeki günlerde göstereceğiz size. Avucunuzun içinde de eritebilirsiniz. Isıtıp böyle bu şekilde de eritebilirsiniz. Ya da size nasıl eritileceğini iki su arasına fincanı koyup eriteceğiz. Bakın üstünde de bakın veriyor. Ağzınıza sağlık. Evet. Böyle yaptığımda da bak hemen avucumu gösterin hemen erimeye başladı. Ayak çatlaklarına yayılmaya çok iyi geliyor. Başladı. Bilhassa karın çatlaklarında çok önemli bir şey. Ama bunu baharatçılarınızdan isteyiniz. Güvendiğiniz baharatçılarınızdan hakiki kakao yağı böyle bir şey. Evet, mis gibi evet. Kokuyor. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Hı. Devam ediyoruz. Bir çorba kaşığı ben hemen vereyim çorba kaşığı. Bir su bardağı kil koyduk. Evet. Bir çorba kaşığı, dolu dolu bir çorba kaşığı kakao yağı. Miktarı arttırabilirler evet. Değil mi? Tabii. Oranları arttırabilirler. İki su bardağı kilse. Evet. Bir çorba kaşığı portakal yağı. İkisine de birer çorba kaşığı koyduk. En önemli yağımıza geliyoruz. Biberiye yağı. Ondan da bir tatlı kaşığı da koyabiliriz. Birazcık daha fazla koyayım ben. Biberiye yağından da. Ben bunu denedim. Koydum. Gerçekten inceltiyor. Yani gerçekten ölçün kendiniz evde. Bakın inceltiyor. Evet. Ama işte bana biraz hani her zaman yapması biraz yapmak zor oluyor evet. Diye. Evet. Birer çorba kaşığı. Aslında hep banyoya girmeden önce yapabiliriz değil mi? Evet. Hani onu bir alışkanlık haline hanımlar gidiyorsunuz dünya kadar makinalara ya. Şeyler veriyorsunuz. O zaman zor gelmiyor da. Şurada şunu yapmak var, zor geliyor. Bakın yapın. Var. Yapın deneyin göreceksiniz. Şimdi deneyin bunu... görün evet bu gerçekten inceltiyor. Özür dilerim. Şimdi bunun içine yavaş yavaş maden suyunu karıştıracağız. Ne zamana kadar? Lapa olana kadar. Sen de şunu lapa yap Serap Hanım. Tamam yapayım. Sen de şunu lapa yap. Bir daha söylüyorum. Bunun oranlarını arttırabilirsiniz. Kendinizin vücudunuzun durumuna göre fazlalaştırabilirsiniz. Maden suyunu birden koyup fazla olmasın. Yavaş yavaş hareket edeceksiniz. Tam bunu macun şeklinde getirene kadar yapacaksınız. Hamur şeklinde, macun şeklinde gelene kadar maden suyu koyacaksınız. Ve bu lapa haline getirince de şimdi nasıl uygulandığını göstereceğiz size. Maden suyu koymazsanız yaklaşık normal su koyun ha. Normal su da olabilir tabii haklısınız. Kaplıcaya gidenler kaplıca da yapabilirler bunu. En önemlisi harika o kaplıca olur. Suyu. Kaplıca suyu mükemmel gelir. Kaplıca suyu mükemmel gelir. Hani bazı yörelerimizde de çamur banyoları vardır kaplıcalarda. Bazı kaplıcalarımızda yörelerimizdeki kaplıcaların çoğunda hepsinde çamurlar vardır biliyorsunuz. O çamurda da çok büyük hikmetler vardır. Ben yaptım. Hala mı yapıyorsunuz? Bakın bitti. İşte becerikli hanım başka oluyor. Ne yapayım? Vallahi baksın minik ekle bitti işte. Vallahi lafı doğru. Oldu. Ben temkinli gidiyorum. Ne alacak? Bozulursa Feridun bozdu diyecek. Bir şey değil. Ölçü yanlış şey yersin diyecek. Çünkü hayır. Ben maske yapayım. Elim çok alıştı. Özür dilerim. Tamam geri aldım. Çok alıştı. Ben itinalı kadar... davrandım. Yavaş yavaş hareket ettim. Hem konuşuyorum hem aklımdan geçiriyorum. Oraya mı uygulayayım buraya mı? Bu sadece çıp çıp çıp. Daha yaptım. İyi yaptın. Aferin tebrik ederiz.